Evet arkadaşlar, Klims TV kanalına hoş geldiniz. Ben Klims TV'den Hüseyin. Konuya değinmeden önce, eğer kanalımıza henüz abone değilseniz, abone olun ve bu video hoşunuza giderse eğer bir beğeni eksik etmeyin. Fikirlerinizi, öngörülerinizi tabii ki yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoyla olsun veya kanalda olsun. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bugünkü konumuz ahit sandığı ile ilgili. Konu geniş çaplı bir konumuz olacak yani. Farklı diğer videolara göre çok farklı olacak. İçeriği çünkü sadece içinde ne vardı falan değil de nasıl yapıldı, amacı neydi, içinde ne vardı ve daha nice konulara değineceğiz bugün. O yüzden mutlaka videoyu başından sonuna kadar izleyin. Ve umarım bu videodan sonra ahit sandığıyla ilgili çok daha geniş bilgilere sahip olacaksınız arkadaşlar. O zaman konumuza dönelim. Ahit sandığı nedir? Ahit sandığı, Tanrı'nın isteğiyle ve onun talimatlarına uygun olarak eski İsrail oğulları tarafından yapılmış kutsal bir sandıktı. Bu sandıkta hatırlatma levhaları, yani iki taş levhaya yazılmış olan 10 emir bulunuyordu. Ayrıca İbranice'de ahit sandığına Aron Habrit denilirdi. Yani bir nevi İsrail halkının efsane bir kültür nesnesidir. Yani bir kült nesnesidir. Peki ahit sandığı nasıl yapıldı? Ahit sandığı rivayetlere göre 115 santimetre uzunluğunda, 70 santimetre genişliğinde ve 70 santimetre yüksekliğindeydi. Akasya ağacından yapılmıştı. Hem içten hem de dıştan saf altınla kaplanmış ve altın bir kenar süsüyle süslenmişti. Kapağı saf altındandı ve üstünde her iki uca yerleştirilmiş iki altın kerubi bulunuyordu. Şimdi kerubi ne diyecek olursanız, kerubi bir nevi melektir. Yani melek. Kerubiler karşılıklı duruyordu ve yüzleri kapağa dönüktü. Kanatları ise yukarıya doğru açılıyor ve kapağın üzerini örtüyordu. Sandığın ayaklarının yukarısında 4 altın halka vardı. Akasya ağacından yapılmış ve altınla kaplanmış sırıklar bu halkalardan geçiriliyordu. Ve ahit sandığı bu sırıklarla taşınıyordu. Ahit sandığı nerede bulunuyordu? Ahit sandığı ilk başlarda kutsal çadırın en kutsal yerinde bulunuyordu. Bir yerden başka bir yere taşınabilen bu çadır, ahit sandığıyla aynı zamanda yapılmıştı. En kutsal yer bir perdeyle gizlenmişti. Kahinler ve halk göremiyordu. Sadece baş kahin yılda bir kere kefaret gününde bu kısma girebilir ve ahit sandığını görebilirdi. Ahit sandığı daha sonra Süleyman'ın yaptığı mabedin en kutsal yerine taşındı. Peki, ahit sandığının amacı neydi? Tanrı'nın İsrail oğullarıyla Sina Dağı'nda yaptığı ahdi, yani antlaşmayı onlara hatırlatacak kutsal eşyalar ahit sandığında tutunuyordu. Ayrıca kefaret gününde bu sandığın kilit bir rolü vardı. Peki, ahit sandığının içinde ne vardı? 10 emrin yazılı olduğu taş levhalar ahit sandığına konan ilk eşyalardı. İçinde man bulunan altın testi ve Harun'un tomurcuklanmış asası da sonradan sandığa eklendi. Fakat
Bir noktada bu testi ve asa ahit sandığından çıkarıldı. Çünkü sandık mabede taşındığında içinde testi ve asa yoktu. Peki, ahit sandığı nasıl taşınıyordu? Ahit sandığı, akasya ağacından yapılmış sırıklar vasıtasıyla Levi oğulları tarafından omuzda taşınıyordu. Sırıklar her zaman ahit sandığına bağlıydı. Böylece Levi oğullarının sandığa dokunması gerekmiyordu. Ahit sandığı taşınacağı zaman kutsal yerle en kutsal yeri ayıran bölme perdesi sandığın üzerine örtülüyordu. Peki ahit sandığı neyi temsil ediyordu? Ahit sandığı Allah'ın bulunduğu yeri temsil ediyordu. Örneğin, en kutsal yerde bulunan ahit sandığının üstünde ve İsrailoğullarının konakladığı yerin üstünde görünen bulut, Yehova'nın orada bulunduğunun ve onları desteklediğinin bir işaretiydi. Ayrıca kutsal kitap ahit sandığının kapağında bulunan iki kerubiye değinerek Yehova'nın kerubiler üzerine oturduğunu söyler. Bu kerubiler Yehova'nın arabasını temsil ediyordu. Ahit sandığının temsil ettiği şeye dayanarak Kral Davut, sandık Siyon'a taşındıktan sonra Yehova'nın Siyon'da oturduğunu yazdı. Peki, ahit sandığı başka nasıl adlandırılıyordu? Bu kutsal sandık için kutsal kitapta hatırlatma sandığı, ahit sandığı, Yehova'nın sandığı ve Yehova'nın kudretinin sandığı gibi çeşitli terimler kullanılır. Ahit sandığının kapağı kefaret kapağı olarak adlandırılıyordu. Bu ifade kapağın kefaret günündeki özel rolüne dikkat çeker. O gün baş kâhin kurban edilen hayvanların kanını kapağın önüne ve kapağa doğru serperdi. Baş kâhinin bunu yapması kendisi, evi ve İsrail cemaatinin tümü için günahlara kefaret edilmesini, yani günahların örtülmesini sağlıyordu. Eski ahit, Tanrı'nın kendisine yapılan portatif tapınağa yerleştirilen sandık üzerinde tecelli ettiğine sıkça değinmektedir. Ehil olmayan biri tarafından sandığa dokunulduğunda helak olduğu rivayet edilmekte birlikte, Davut, Kudüs'ü İsrail Krallığı'nın başkenti yaptığında sandığı Kudüs'e getirmiştir. Sandığın şu anda nerede olduğu bilinmese de varlığına inananlar çoktur ve sandığın kayboluşuna dair birçok fikir ortaya atılmıştır. Bugün sandığın nerede olduğuna dair pek çok iddia vardır ve çeşitli kimseler hala sandığı aramaktadırlar. Son olarak yapılan iddia, sandığın Musa peygamberin denizden geçerken orada bıraktığıdır. Bir başka düşünceye göre de İsa çarmıha gerildiğinde akan kanı havarilerinden biri bir tasa koyar ve daha sonra o tası da ahit sandığına koyarak gizli bir yere gömer. Kur'an-ı Kerim'de Bakara 248. ayeti kerime de bu sandıktan tabut diye bahseder. Ve tabutun içinde ise Sekine ve Musa ile Harun'un hanedanlığından kalıntılar olduğuna işaret eder. Kutsal ahit sandığı dört büyük din yolunda dinlere eşlik etmiş ve her dinin devrik düşüncelerinin oluşturduğu olumsuz etkileşime maruz kaldığından Ramunlar, yani Rahmanlar tarafından gerçek hak sahibine iade edilmek üzere saklanmıştır. Evet arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Umarım bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.